soracaktım ben. Şimdi az önce tabii şu andaki politik iklimi, seçmenlerin davranışlarıyla ilgili analizler yaptınız. Ben şunu merak ediyorum. Şimdi mesela bugün bir yakınım, doktor bir yakınım, annesi kanser tedavisi görüyor ve ilacını alamıyor. 2 haftadır, 3 haftadır kullanması gereken ilacı alamadığını öğrendim. Yani bunu şunu söylemeye çalışıyorum. Bir taraftan işte yoksulluk meselesi, bugün İstanbul Ticaret Odası kendi enflasyonunu açıkladı. %2,5 civarında bir enflasyon açıklandı. 4 Ekim'de yeni enflasyon şimdi verisi geliyor. Onlar açıklanacak. Onun da bunun paralelinde olması bekleniyor. Ekonomik olarak ciddi bir yangın olduğu ortada. Mesela geçtiğimiz günlerde CHP lideri Kılıçdaroğlu emekli polislerle buluştu. Bugün Tolga Şardan'ın yazısından okuyoruz. Özellikle 3600 ek göstergeyle ilgili çıkışı polis camiasında çok ciddi bir etki sağlamış. Tolga Şardan bunu oradaki röportajlarla ortaya koymuştu. Bunu okudum bugün. Şimdi iktidarın yani Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çok uzun yıllar sürdürdüğü söylem üstünlüğü, politik hegemonyasını yitirdiğini görüyoruz. Ekonomik olarak da birçok konuda açmazlar olduğu ortada. Bu tablo, yani kış uzun geçecek yazmışsınız yanılmıyorsam, öyle duydum Oksijen'deki bugünkü yazınızda. Acaba Cumhurbaşkanlığı seçiminde biz bambaşka bir tablo görebileceğimiz bir siyasi iklim olabilir mi Bekir Bey? Sayın Cumhurbaşkanı'nın aday olmadığı bir koşul oluşabilir mi sizce? Ya çok sanmıyorum sevgili Hilmi. Yani Tayyip Bey'in şimdiye kadarki siyaset insanı olarak yaptıklarına, siyaset tarzına baktığımız zaman çok temel bazı karakteristik özellikleri olduğunu sanıyorum. 1- kararlılığı, 2- inatçılığı, 3- siyasi mücadeleyi ya da siyasi rekabeti bir müzakere olarak değil, bir karşısındakine kendi pozisyonunu kabul ettirmek gibi bir inatlaşmaktan söz ediyorum ve bunu uluslararası ilişkilerde de böyle, içerideki siyasi rekabette de böyle. Şimdi bütün bu tarzından baktığımızda ya da mesela en iyi örneklerden birisi, anayasamızda göre başbakanken, cumhurbaşkanı adayı olduğu andan itibaren bile, en azından seçildiği andan itibaren bile istifa etmesi gerekirken, başbakanlık binasından çıkıp araca binip de cumhurbaşkanlığı köşküne gidene kadar ki sürede ancak istifa etti. Yani arada hiçbir boşluk vermeden, hiç taviz vermeden, hiç pozisyonundan geri adım atmadan siyaset yapmak gibi bir tarzı var. Dolayısıyla ben Tayyip Bey'in 3. dönem aday olup olmamak gibi bir kararı düşündüğünü bile ya da böyle bir şeyi yastığa başını koyduğunda tahayyül ettiğini bile sanmıyorum, doğrusunu istersen. Bunlar çok, yani birazcık daha hani böyle kamuoyunda, yani nasıl söyleyeyim, bir medyanın şehveti. Bazı sorular çok, hani işte futbol programları gibi, her akşam böyle 4 saat konuşacak olursanız her şeyin detayında böyle bir sürü başka her anlamlar yükleniyor. Hani oynat oğlum Erkan, kamerayı başa al, sona al, çelme var mıydı yok muydu, 18 dakika tartışabiliriz. Ama bunların gerçeklikle ilgisi yok bence. Evet. İkincisi, bazı şeyler, yani buna seçim barajı meselesi de dahil, efendim işte sistemden rahatsızlığı var, AK Parti'nin de bir reform hareketi hazırlıyor, CHP'den de destek arayacak falan dedikoduları da dahil, bunların bir kısmı da kamuoyunun birazcık basıncını, gazını eksiltmek. Yani işte seçim barajı tartışması, yani herhalde şunu biliyoruz değil mi hepimiz, yani AK Parti MHP koalisyonunun birdenbire siyasi sistemde bir demokratikleşme yapalım diye barajı düşürüyor değiller. O işin hani bir cambaza bak kısmı. Hı hı. Asıl o seçim barajını düşürecekleri yasada seçim süreçlerinin yönetimine dair, ilçe seçim kurullarının, sandık kurullarının nasıl olacağı, seçim sürecinin nasıl yönetileceğine dair hangi değişiklikleri yapacaklarına bakmamız lazım. Ben oradan gözden kaçırma olduğunu sanıyorum böyle şeylerin. Dolayısıyla evet, AK Parti bugün başkanlık sisteminin sorunlarına bakarak ya yanlış yaptık galiba diyor olabilir. Ama bunu
seçimden önce hem de muhalefetle bir ittifak, bir uzlaşma arayarak reforme edelim mi çabası için artık geçti. Yani iki sene önce bu ihtimal konuşulabilirdi. Yani AK Parti diyelim partili cumhurbaşkanlığından taviz verirdi, CHP'de başka bir şeyden taviz verir, belki bir ara düzeltme yapılırdı falan. Ama seçime normal zamanına 20 ay, benim öngörümle 12 ay kalmışken artık bu tür uzlaşma aramak bile yine AK Parti'nin ve Tayyip Bey'in siyaset yapma tarzı içinden zayıflık göstergecisi sayılır. Peki seçimi 12 ay kala dedi. 22 Eylül'de seçimi bekliyorsunuz. Evet, Bekir Ağır'dır. 12 ay kala dediğinize göre önümüzdeki sene bir seçim bekliyorsunuz. Sonbaharda. Sonbaharda. Evet, benim tezim 2022 sonbaharında seçim. Yani şöyle bir analizim var. Rasyonel akıl yürütmeyle konuşuyoruz elbette. Yani irrasyonel başka türden gelişmeler olur, onu bilemeyiz, öngöremeyiz. Ama rasyonel akıl yürütmeyle baktığımda birkaç tane gerekçem var. Şimdi daha kısa vadede, hani her ne kadar muhalefet hemen seçim falan diyorsa da, kısa vadede hemen bir an önce seçim olması için ön şartlar var. Yani birincisi iktidarın yönetim mekanizmasına hakimiyetini kaybetmesi lazım. Öyle bir durum var mı? Hayır. Herhangi bir ilçenin tapu müdürü bile herhalde 1 milyon doları geçen tapu işleminde Ankara'ya sormadan iş yapmıyordur. Bırakın siyasi kararları falan. Yani mekanizmaya hakimiyetini kaybetmek diye bir durum yok. Peki parlamentoda yasama düzeninde bir hakimiyet kaybı var mı? Hayır. İstediği yasayı bir gecede çıkarabiliyor. Güvenlik güçlerine ya da sokağa hakimiyetinde bir sorun var mı? Orada da bir sorun yok. Dolayısıyla muhalefet ne kadar erken seçim derse desin, iktidarı erken seçime zorlayacak iç siyasi koşullar yok. Ama ne var? Dış siyasi koşullar. Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Kıbrıs'ta, Suriye'de öyle şeyler yaşarız ki yarın sabah bile seçim kaçınılmaz hale gelebilir. O kısmı ayrı. Ama şöyle bir durum var. Ekonomide bu işsizlik, enflasyon meselelerine veya dış kredi meselelerine, ülkenin bu ekonomik sıkışmışlığına bir çıkış üretemiyor iktidar. Ve hala faiz mi, kurlar mı gibi, enflasyon mu gibi tuhaf ekonomi teorisinde bile olmayan bir tartışmanın içine kilitlendi. Ve bunu inatla da yaptığına göre inanıyor demek ki gerçekten. Yani bilinmiyor, bilmiyor, duymadı, okumadı değil ki. Yani yıllardır tartışılan bir konuyu konuşuyoruz. Ama bu ekonominin basıncı bir yandan, bir yandan da pandemi ve pandemiye eşlik eden küresel ekonomik kriz. Yani şimdi bakın, bugün elektriğe zam geldi, evet, değil mi? Ve bu %15'e bile biz ya olur mu derken, gerçek rakamlara, maliyetlere yani baktığınız zaman aslında en az %50 zam olması lazım. Neden? Bütün dünyada bu pandemi nedeniyle tedarik zincirlerinde kopma var, doğal gazda, petrolde kriz var ve Türkiye muhtemelen önümüzdeki kış elektrik ithal etmeye başlayacak. Yani iklim değişikliği nedeniyle HES'ler yarı kapasitede çalışıyor. HES'ler doğrudur, yanlıştır ayrı tartışma. Olan HES'ler bile yarı kapasitede çalışıyor. Ya da iklim değişikliği nedeniyle bütün dünyada rüzgar santralleri bile eksik çalışıyor vesaire. Evet. Bütün bu basınç nedeniyle iktidar 2023'e kadar zor dayanacak. Bir başka yine rasyonel akıl yürütmeyle düşündüğüm şey, her şeye rağmen ne kadar bütün mekanizmalara hakim olsa da iktidarda şöyle bir paranoya çok baskın. Gezi'den beri bütün dış dünyanın ve içerideki muhalefetin bir biçimde ve informal yollardan iktidarı düşüreceği gibi bir paranoyaya inanmış durumdalar. Yani gerçekten Amerika veya Rusya veya başkaları her an o koltuğu altlarından alabilirmiş, böyle bir güçleri varmış gibi bir paranoya var. Aynı paranoya içeriye karşı da var. Yani bütün yüksek mahkemelere hakim iktidar, değil mi? Adalet sistemine hakim olup olmadığını tartışacak bir halimiz tabii, yok. Tabii. Hakim, ama yine de bu üçüncü dönem aday olabilir mi olamaz mı tartışmasının, yarın yüksek mahkemede bambaşka bir karar çıkma riski gibi bir sürü nedenden dolayı da o riski göze almak istemeyeceklerini düşünüyorum. Evet. Ve yine 2023'ün özellikle seküler dünyada muhalif kanatla Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girerken bir seçimi daha böyle kritik bir aşamada böyle bir aktöre kaybetmemek motivasyonunun
ne kadar güçlü olacağını tahmin edebiliriz. Yani Cumhurbaşkanı adayı Hilmi de olsa, İsmail de olsa zaten %45 oydan başlıyor. İlla bir parti genel başkanı falan olması gerekmiyor. İsmail. Evet, İsmail Saymaz'ın bir de sorusu var. Ondan da kurtulmak için 2023'te çekebilirler seçimi diye düşünüyorum. Evet, benim sorum şu olacak. Yani sonbaharda seçim bekliyorum ben ama hani...